Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün harika bir tarifle karşınızdayım. Herkes buna bayılıyor biliyorum. Her böyle köşe başlarında, alışveriş merkezlerinde koştur koştur gittiğiniz o çıtır kaplamalı tavuklar var ya. Bir sürü tarif denemişsinizdir evde onu tutturabilmek için ama bir türlü tutmaz. Onun lezzeti apayrıdır değil mi? Artık değil. Artık evde de o dışarıda yediğiniz o çıtır tavuk lezzetini yakalayacaksınız. Hadi yapımına başlayalım. Sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. 300-400 gram tavuk bonfileyi jülyen şeklinde kestim. İstediğiniz şekilde parçalara ayırabilirsiniz. Şimdi baharatlandıracağız. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve 1 yemek kaşığı sarımsak tozu kullanıyorum. Şimdi tavukların her tarafını bu baharatlarla tatlandırıyorum. Güzelce bu baharatlarla 1 saat kadar bekleyeceğim. Güzelce bu baharatları içine çekecek, lezzetleri iyice içine işleyecek. Diğer bir tarafta şöyle 100 gram unu, yani yaklaşık 5-6 yemek kaşığı, tepeleme yemek kaşığı unu bir kaseye alıyorum ve üzerine 50 gram yine 3-4 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı sarımsak tozunu güzelce karıştırıyorum. Bu tavuğumuzun üzerindeki o çıtır parçaları oluşturacak. Diğer bir kaseye de 1 tane yumurta kırdım ve bu hazırlamış olduğumuz karışımdan 3 yemek kaşığı, şöyle tepeleme 3 yemek kaşığı yumurtaya katıyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. Akıcı bir kıvam alana kadar yavaş yavaş su ilave edeceğim. Çok fazla değil, akışkan. Şöyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar. İşte bakın, gayet güzel, akışkan bir şekle geldi. Şimdi tavuk parçalarımı, güzelce baharatla dinlenmiş tavuk parçalarımı önce bu yumurtalı karışıma her tarafını şöyle iyice buluyorum. Daha sonra da karıştırmış olduğumuz kuru malzemelere koyuyorum. İyice süzdürüyorum yalnız. Burada kuru malzemeyi her tarafına böyle bol 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 koyuyorum. Buradaki püf noktası şu. Her tarafını buladıktan sonra şöyle silkeleyeceğim ve tekrar bulayacağım. Bu işlemi ne kadar çok yaparsanız tavuğun üzerindeki o çıtır parçalar çok daha fazla olur. Böyle daha böyle çıtır çıtır bir tavuğunuz olur. Bakın bir kere daha sallıyorum. Oluşmaya başladı bile, görebiliyor musunuz? Şimdi bir kere daha bulayacağım. Ne kadar fazlalaştığını siz de göreceksiniz. Dediğim gibi bu bulama işlemini ne kadar fazla silkeleyerek yaparsanız o kadar dışındaki çıtırlar artıyor. Bakın şimdi göreceksiniz parçalar, o çıtır parçalar ne kadar irileşti. Görüyor musunuz? Bayağı bir irileşti. Şimdi kızdırmış olduğum yağı bir güzel atıyorum ve 1 dakika hiç dokunmuyorum, maşayla ellemiyorum. Şimdi tüm tavuk parçalarını aynı şekilde önce yumurtalı karışıma, sonra da kuru karışıma güzelce bulayıp bir güzel kızgın yağ atıyorum. Dakika hiç dokunmadım. Şimdi de 7 dakika kızartacağım. İçi de pişsin diye. Bakın hiç dağılmadı üzerindeki karışım çıtırlar. Görüyor musunuz? Şimdi artık alacağım. Bakın hiçbir şekilde üzerindekiler dağılmadı. Harika, böyle çıtır çıtır sertleşti. Görüyorsunuz. Müthiş bir şekilde kızardı. Direkt havlu kağıdının üzerine alıyorum fazla yağını almak için. Ama zaten hiç yağ çekmiyor. Ve işte çıtır çıtır tavuk parçalarım hazır. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Nar gibi kızardı. Size dokusunu göstermek istiyorum. Dışı kıtır kıtır. Bakın kıtır kıtır. Şöyle ortasını da açayım. İçi de yumuşacık, sulu sulu tavuk. Bakar mısınız şu güzelliğe? İşte tam dışarıda yediğiniz gibi değil mi? Şöyle güzel de sosa bulayalım.
İşte harika çıtır tavuklarım hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yapın, tadın ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.